Herkese merhaba. Ben En Uygar Müdürü Doktor Resa Aydın. Beyaz tenli, orta yaşlı, sarışın, koyu renk gözlükleri olan bir kişiyim. Sarı bir bluz var üstümde ve sarı desenli bir fular var. Bugün çok önemli bir konuda çok değerli bir konuşmacımız var bizimle. En Uygar'ın Mayıs etkinlikleri kapsamında birlikteyiz. Ve bu konuşmacımızı davet etmeden önce ben sizinle çok kısaca mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz? İpek Hanım'ın mikrofonu açık kaldı. Evet, bugünkü konumuz web erişilebilirliği ve konuğumuz da Profesör Doktor Kerem Rızvanoğlu. Kerem Hoca'nın özgeçmişine baktığımız zaman çok beni etkileyen bir özgeçmişi var. Önce Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alıyor. Daha sonra grafik tasarım yüksek lisansı ve sonra da bilişim konusunda da doktorasını yapıyor ve Galatasaray Üniversitesi'nde şu anda hem bilişim alanında öğretim üyesi ve hem de dekan olarak, iletişim fakültesi dekanı olarak görev yapıyor. Ben kendisini şimdi konuşma yapmak üzere davet etmek istiyorum. Ama konuşmasını yapmadan önce belki bize bu kariyer yolculuğunun nasıl buralara geldiği hakkında da kısaca bir aktarım yaparsa seviniriz. Çünkü bizim de öğrencilerimiz böyle interdisipliner bir yolla gidiyorlar kariyerlerinde. Onlara da belki ilham olur diye düşünüyorum. Ben şimdi sözü Kerem Hoca'ya bırakıyorum. Kerem Hoca'nın sunumu arkasından da belki kısa bir tartışma yaparız. Sorularınızı chat'e yazarsanız sonrasında bunları hızlıca tartışma fırsatımız olur. Ben şimdi sözü Kerem Hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Peki, teşekkür ederim Reysa Hocam. Öncelikle benim için büyük bir keyif burada olmak. Demin de söylemiştim. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Güzel de bir soru sordunuz. Bahsedeyim. Çünkü disiplinler arası çalışmaların çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Hakikaten bazı öğrenciler durduğu yerden mevcut eğitimiyle aslında diğer alanlara nasıl geçebileceğine dair sıkıntılar yaşıyorlar. Ben üniversitede fakültemizdeki doktora programını da yönetiyorum uzun süredir. Orada özellikle bu akademik kariyer içinde olan arkadaşlarla bu sohbetleri sıklıkla yapıyoruz. Benimkisi hakikaten disiplinler arası geçerek ilerleyen bir yolculuk. Sizin de tespit ettiğiniz üzere. Mimarlık okudum, severek de okudum. Bana çok şey kattığını da düşünüyorum teknik üniversitede. Ama mimarlık çok güzel bir meslek olmakla beraber Türkiye'de icrası zor bir meslek. Ciddi bir mimar enflasyonu var. Araştırma tarafında kendimi daha etkili hissediyordum. Hani neden mimarlık alanında akademik kariyer içine girmedim? Yeni teknolojiler ilgimi çekiyordu. Yani özellikle yeni nesil iletişim teknolojileri tarafında tasarım araştırmaları ilgimi çekiyordu. Burada da doğrudan bir geçiş mümkün olmadı. Öncelikle grafik tasarım tarafına geçerek biraz daha aslında tasarladığınız ürünü hemen yarın, hatta o an elinize alabileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir disiplin, grafik tasarım. Biraz o dinamik yapı, hız ilgimi çekti. O tarafta aslında biraz daha bu bilgisayar destekli teknolojileri keşfettim diyebilirim. Ama zamanla tabii konvansiyonel grafik tasarım alanı içinde kalmadığımı, kalmak istemediğimi anladım. Etkileşim tasarımı ilgimi çekti. Yani Marmara Üniversitesi, aynı zamanda benim Fransa'da da bir doktora şeyim var, programında yürüttüğüm çalışmalar oldu o dönemde. Etkileşim tasarımı, hatta kullanıcı deneyimi tasarımı. Bugün artık User Experience Design, kullanıcı deneyimi tasarımı diye geçen bir alan var. Burası yaklaşık 12-13 tane farklı disiplinin bir arada çalıştığı bir alan. Kullanıcıların teknolojilerle, arayüzlerle, ki bugün artık ağırlıklı olarak halen cebimizdeki telefon üzerindeki ekranı bir grafik kullanıcı arayüzü olarak tanımlarsak, bununla geçiyor vaktimiz. Bu etkileşimde kullanıcıların davranışları ve tutumlarını anlamaya çalışan bir disiplin. Kullanıcı deneyimi tasarım ve kullanıcı deneyimi araştırmalarında uzmanlaşmış birisiyim ben. Birazdan bunu açacağım zaten sunumu da.
Bu davranış ve tutumları ölçen tarafız biz. Farklı teknolojilerle etkileşime girdiğimizde bu davranışlar nasıl gelişiyor? Nerelerde zorlanıyoruz? Nerede yapmak istediğimiz şeyi daha keyifli, etkili ve verimli şekilde gerçekleştiriyoruz? Bunu anlamaya çalışan, buradaki problemleri tespit edip o sürtünmeyi minimize etmek için ne yapmak gerek? O teknolojiyi biz nasıl yeniden ele almalıyız, tasarlamalıyız ki kişi yapmak istediği işi daha rahat gerçekleştirsin? Buna kafa yoran bir disiplinin içinde kendimi çok daha rahat hissetmeye başladım. O tasarım formasyonu ama üç boyutlu düşünme becerisini buralarda çok faydasını gördüm. Zaten bizim zamanımızda somut bunun da eğitimi yoktu. Şimdi artık görsel iletişim tasarımı diye bir eğitim var, lisans eğitimi mesela. Oradan yetişebiliyor arkadaşlar. Endüstri ürünleri tasarımından biraz bu alanlara transferler gerçekleşiyor. İnsan bilgisayar etkileşimi aslında disiplin, çatı disiplinin ismi. Hani ne mutlu ki bana, tamamen aslında bilgisayar mühendisleriyle daha çok çalışan bir tarafım ben. Ama iletişim fakültesinde de şimdi 22 yıldır çalışıyorum. Medya ve iletişim çalışmalar alanında da kendime yer bulabildim. Fırsatlar var. Arkadaşlara benim önerim uyanık olmaları. Etrafa bakmaları, fırsatları kollamak, gözlemek adına çaba sarf etmeleri ve korkmamaları. Bir şekilde denize atlandığı zaman yüzülebiliyor. Çok çaba sarf ettim tabii. Biz biraz kendi alanımızda Türkiye'de zaten şu anda az sayıda çalışan insanız. İki elin parmağını geçmiyor. Araştırmacı yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden ben kendimi bu noktaya getirene kadar çok çaba sarf ettim ve yoruldum. Bunu söyleyebilirim. Ama bundan sonrası için arkadaşlara yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi de yapıyorum. Yani doktor öğrencileriyle çok yakından çalışıyoruz. Onların yetişmesine katkıda bulunmak için. Korkmasınlar. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşların da web erişilebilirliği olabilir. Kullanıcı deneyimi araştırmaları olabilir. Soruları varsa her zaman kapım açık konuda. Söyleyerek sunumuma geçmek istiyorum. Peki, ekran paylaşma yetkim var mı benim? Var, evet. Evet, var. Şu an gördüm. Bir sunum var, onun eşliğinde ilerleyelim istiyorum. Ekran geldi mi? Geldi. Geldi, tamam. Peki, şimdi bilişim teknolojilerinde erişilebilirlik gibi bir çatı başlık altında web erişilebilirliği konuşacağız bugün. Aslında kullanıcı deneyimi araştırmaları, UX, User Experience, kısaca UX diye bilindiği için böyle bir şemada merkeze koydum onu. Bizim için teknoloji aracılığıyla kullanıcılara nitelikli deneyim sunma işi aslında temel 5 bacak üzerine kurulu bir yapıyla tanımlanabiliyor. Tepedeki 3 tane ayak taşıyıcı ayaklar aslında. İyi bir deneyim tasarlama işi aslında belli bir hedefe yönelik olarak belli bir teknolojiyi kullanıp belli bir kullanıcı topluluğu için gerçekleştiren süreçlerin tümünü tanımlıyor. Ha, bu hedef bir iş hedefi olabilir, sosyal bir hedef olabilir. Burada tabii ki belli bir teknolojiyi kullanıyoruz. Yani mobil uygulama olabilir, bir ATM ekranı olabilir, kiosk olabilir. Bugün evimizde kullandığımız televizyon olabilir. Sesli asistanlar olabilir. Sadece gelişiyor. Mecraların çeşitliliği her geçen gün artıyor, sayı da artıyor. Burada en zayıf olan halka kullanıcı maalesef. Kullanıcıları çok düşünmüyoruz. Yani ben birçok araştırma geliştirme projesinde de yer alıyorum. Uzun yıllardır bir ayağımda dışarıda diyebilirim. Yani sektörde bugün birçok kullanılan teknolojik ürüne elimdeydi araştırma süreçlerinde. Danışman olarak, araştırmacı olarak. Maalesef hedef kitleyi temsil eden kullanıcılar masada olmadığı için teknoloji ürünleri geliştirilirken onların ihtiyaçlarını öngöremiyoruz, ihmal ediyoruz. Ve sonra bir dakika, kullanacak konu kullanamıyor bunu, çok mutsuzlar dediğimizde geriye dönmek hem zahmetli hem de çok maliyetli oluyor. Bu üçünü dengeli olarak yürütmek gerek. Yani bu hedef, teknoloji ve kullanıcı ayağını dengeli olarak her projede, projeye dahil etmek ve sonuna kadar da bu dengeyi yürütmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de yeni iş yapış biçimlerini, süreçleri bilmek gerek ve bu yöntemlere hakim ekipler kurmak gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Hem akademi tarafında hem de profesyonel alanda. Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği'nin Türkiye chapter'ının da kurucusu ve başkanlığını yaptım uzun süredir. Şimdi yönetim kurulu üyesiyim. Biraz ekosistemin sağlıklı iletişimini de sağlamaya çalışıyoruz. Benim peki web erişilebilirliğiyle ilişkimle, kullanıcı deneyiminden nasıl buraya geldim? Orası bizim çalıştığımız alanlardan bir tanesi ama benim gönül verdiğim, uzun süredir
çok koruyup kolladığım alanlardan biri. Çünkü Türkiye'de çok somut web erişilebilirliğinin konuşulmaya, üzerinde kafa yorulmasına ihtiyaç var. O da aslında şöyle bir süreçte oldu. Doktorada Fransa'da farklı kültürlerden gelenlerin teknoloji platformlarında ki ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha çalışması yürütüyordum. Evrensel kullanılabilirlik adlı bir paradigma ile tanıştım orada. Evrensel kullanılabilirlik paradigması çok somut olarak aslında çarpıcı bir tespitle kendini ortaya koyuyor. Diyor ki aslında bugün ana akım hedef kitle, teknoloji geliştirenler için ortak belli özellikleri kendi içinde barındırmaktadır. Nedir bu hedef kitleyi tanımlayan özellikler? Bir kere bu hedef kitlenin herhangi bir sağlık problemi yoktur. Eğitimlidir. Ekonomik gücü yüksektir. Satın alma gücü. Çünkü o teknolojiyi alıp kullanabilmektedir. Deneyimlidir teknoloji alanında. İlk kez kullanan birisi değildir. Düzenli olarak her yeni teknolojiyi hayatına alıp adapte eden kişidir. Ağırlıklı olarak erkeklerden oluşur bu kitle. Batı dünyasından Batılıların temsil ettiği bir topluluktur ve beyazdırlar. Böyle çarpıcı bir tespitle açılıyor. Bunun dışında kalan her topluluğun, teknolojiyle etkileşime giren her topluluğun aslında kendine nasıl ihtiyaçları olduğu ve maalesef de bu ihtiyaçların çok da göz önünde bulundurulmadığını söylüyor evrensel kullanılabilirlik. Halbuki düşündüğümüzden çok daha çeşitlilik arz eden bir topluluk var karşımızda. Bugün bile hani bu etkinliği dinleyenler belki teknoloji kullanımı, davranış tutum seviyesinde birbirine yakın olsa da yine de beş benzemez bir yapı arz ediyoruz. Sokağa çıktığınızda bu çeşitlilik çok daha artıyor. Bunu yönetebilmek, kapsayıcı deneyimler sunabilmek çok mümkün değil. Peki bu topluluklar içinde, ana akım hedef kitle içinde yer almayan bu topluluklar içinde en çok üzerine kafa yorulması gerektiğini düşündüğüm topluluk engelli kullanıcılar. Web erişilebilirliği tam da burada devreye giriyor. Engelli kullanıcılar için nitelikli deneyim sunma işine dijital kanallarda yani nitelikli etkili kullanıcı deneyimi tasarlama, geliştirme ve implemente edip sunma işine biz erişilebilirlik diyoruz. Tabii erişilebilirlik Türkçe'de biraz karışıyor. Sizler çok daha iyi biliyorsunuzdur. Yani hani bu o yüzden biz yani web başındaki o betimleyici web eki genelde kullanılmıyor ama biz teknoloji dünyasında erişilebilirlikten bahsediyorsak bunun ismi web erişilebilirliği. Yani web kanallarındaki içeriklerin erişilebilir olmasından bahsediyoruz. Bunun bir zorunluluk olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu öyle bir dışarıdan kozmetik olarak eklenecek bir unsur değil. Baştan sahiplenilmesi gereken bir mesele. Çünkü engelli arkadaşlarımız hiç de teknofobik değiller. Teknolojik cihazları çok iyi kullanıyorlar. Yani uzun yıllardır işte Engelsiz Bilişim Platformu'nda beraber çalıştığım Engelsiz Erişim Derneği'nden arkadaşlarım var. İki tanesine ben kendim dokunmatik ekran telefonlarla, iPhone'larla tanıştırdım. Bugün ikisi de benden çok daha iyi kullanıyorlar, öyle söyleyeyim. Hatta bazen böyle toplantılara davet ediyorum onları. Onları kullanmasını istiyorum sahnede. Ve işte profesyonel deneyim tasarımcıları, ürün tasarımcıların izlemesini istiyorum. O ayıla bayıla çok paralar harcayarak geliştirdiğiniz uygulamalarınızın aslında engelliler tarafından kullanılırken ne kadar zorluk çıkardığını ilk elden görün diye. Etkili de oluyor bu. Engellilere fırsat verilirse çok hızlı teknolojiye kendilerini adapte ediyorlar. Teknoloji bir kere otonomi sağlıyor. Yani etkili deneyimler sunulursa yaşam kalitesi artabiliyor. Kendi başlarına birçok işlerini halledebilir hale gelebiliyorlar. Bu yüzden erişilebilirlik önemli. Küresel engelli nüfusuyla ilgili tespitler değişmekle birlikte yani Çin nüfusu kadar engelli olduğunu tahmin ediyoruz. Aile ve arkadaş çevresiyle 2.2 milyar kişi. Yani oldukça büyük bir kalabalık kitle var karşımızda. Etik açıdan sahiplenilmesi gereken bir mesele olduğunu söyledim. Ama dünyada artık bu konu yasal düzenlemelerle denetleniyor. Bu da ikna edici olmadığı noktada aslında farklı argümanlar söz konusu. Onlardan bir tanesi de burada paylaşmak isterim. 8 trilyon dolarlık küresel bir ekonomi var. Yani bu 2.2 milyar kişinin harcama gücünü tanımlayan rakam bu. Ve hani özel sektör için harekete geçirici bir güç olarak bu da dile getiriliyor. Türkiye'de de henüz yasal düzenleme olmadığı için, yani belli ölçüde olduğu için ben mesela çeşitli toplantılarda özel sektörde belli itici öncü firmalara bunu söylüyorum. Yani burada
ticari fırsatlar da var etik fırsatların ötesinde. Çünkü arkadaşlarımız fellik fellik kullanabileceği platformlar bulmak istiyorlar. Ve hani orada sadık müşteriler olmaya da çok yakınlar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Ki Amerika gibi yasal düzenlemelerin olduğu bir ülkede bile şirketlerin %31'i sadece bu konuyla ilgili gözlenebilir bir etkinlik sürdürüyor ki hani %7'si bunun ölçülüyormuş. Orada bile çok ciddi fırsatlar var. Türkiye'de de bu anlamda erken kalkanın yol alacağı ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Buna da işaret etmek gerek. Konuya ticari olarak baktığım gibi baktığımı düşünmeyin lütfen. Sadece konuya farklı boyutlardan baktığımızda aslında harekete geçmek için de uygun bir zemin olduğunu anlamak, kavramak mümkün olabiliyor. Türkiye'de %10-12 seviyesinde yine değişiyor. Çok net bilmemekle birlikte yani süreyen hastalığı olan engelli bir nüfus olduğunu düşünüyoruz. Oldukça kalabalık sokakta bu kadar. Sokakta görmediğimiz için toplumun bu kadar kalabalık olduğunu da farkında değiliz. Peki, onlar için web içerikleri sunuyoruz. Web siteleri, öncelikle mobil uygulamalar, yine çok ağırlıklı mobil üzerinden çalışan teknolojiler de var. Erişilebilirliğin mevcut durumu nedir sorusu geliyor. Geçtiğimiz yıl WebAIM 2020'de bir araştırma yaptı. Erişilebilirliği denetleyen otomatik araçlar kullanarak yaklaşık 1 milyon tane popüler web sitesinin ana sayfasını test etti. Ve bakın orada hakikaten can sıkıcı bir durum ortaya çıktı. Bu 1 milyon tane popüler sitenin web sayfasının %98.1'inde en az bir tane hata var. WCAG standartlarına göre birazdan standartları da anlatacağım. Ortalama hata sayısı 60.98 seviyesinde. Yani yüksek sayıda hata var ve neredeyse hatasız olan oran %2 bile değil baktığınızda. Hatalar da genelde tekrar ediyor. Yani işte metinde birazdan örneklerini göstereceğim. Sunulan metinler yeterince yüksek kontrastta sunulmuyor. Fotoğrafların etiketleri yok. Linklerin isimleri verilmemiş. İşte formlardaki bilgi giriş alanlarının etiketleri yok. Butonlara isim verilmemiş gibi bizim bir sürü auditte, testte sıklıkla gördüğümüz hataların hemen hemen küresel olarak popüler tüm web sitelerinde tekrar ettiği ortaya konmuş. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle davet edildiğim toplantılarda, derslerde de. Yani sadece bu diyagramda gördüğünüz, benim saydığım 4-5 tane problemi çözdüğünüz anda dahi mevcut sahip olduğunuz web sitesinde veya neyse o kanalın adı erişilebilirlik adına çok ciddi bir fark yaratan gelişim kaydetmeniz, elde etmeniz mümkün. Peki. Bu da başka bir araştırma. Alexa plugin'ini kullanarak en popüler 100 web sitesi dünyada test edilmiş. Bunların %43'ü erişilebilir değil. %28'ine zorlukla erişilebiliyor. Sadece %29'u erişilebilir. Yani dünyanın en popüler, en çok trafik alan ve arka tarafta çok ciddi kaynaklarla yönetilen sitelerinin 1/3'ü dahi şu an ancak o seviyeye bile ulaşabilmişti. %29 seviyesinde erişilebilir. Erişilebilir yapmak istemiyorlar mı? Bir kere yapmak istiyorlar evet ama buralarda da başka bir noktaya temas etmek istiyorum. Mesela erişilebilirlik konusunda yetkin olan tasarımcı ve yazılımcı bulmak çok zor. Türkiye'de bana her gün soruluyor. Ya var mı? Çalıştırmak istiyoruz. Büyük kurumlardan geliyor bu. Böyle bir veriyle karşılaştım. Bugün erişilebilirlik bileziğine, altın bileziğine sahip bir kişinin karşısında 1000 tane açık İş pozisyonu varmış. Genelde tam tersi olur biliyorsunuz. Yani 1000 kişi bir pozisyona başvurur. Bakın erişilebilirlik tarafında tam tersi. Bir kişinin karşısında yetkinseniz 1000 tane seçenek var. Bu önemli. Bunu da bir kulağınıza karşıyı kaçırayım. Erişilebilirlik alanında çalışan profesyonellere ihtiyaç var. Erişilebilirlik önemli ama erişilebilirlikle ilgili altını çizmek istediğimiz, sürekli söylediğimiz bir husus var. Erişilebilirlik sonradan bir projeye eklenecek bir eklenti değildir. Bir tür add-on, böyle bir plugin, gel tak sonradan. Şöyle oluyor çünkü, gidip para harcanıyor, bir platform yayın alınıyor, milyonlarca kullanıcısı var. Sonra birden duruyorlar, aa bir dakika ya, engelli arkadaşlar kullanamıyor bunu. O zaman duralım, buna erişilebilir hale getirelim diyerek, toplantının başında da bahsettiğim gibi geriye dönerek, ciddi paralar harcayarak bu işi çözmeye çalışıyorlar. Ekipleri de olmadığı için genelde yapamıyorlar.
Ne yapacağız? Sürecin en başından itibaren erişilebilirliği sürecin içine dahil edeceğiz. Yani bütün yeni deneyim tasarımı, arayüz tasarımı, platform geliştirme projelerinde engelli topluluğu temsil eden en az bir tane persona olacak ve içeride onun ihtiyaçlarına yönelik çözümler en başından düşünülerek platformlar tasarlanacak, teknolojiler geliştirilecek. Web erişilebilirliği Web, World Wide Web Consortium, W3C, W3C diye kısaca geçen kurum tarafından, ki bu bizim gibi bağımsız araştırmacılardan oluşan bütün işte TCP, IP, HTTPS internet altyapısını geliştiren kişilerin çalıştığı topluluk. Onun altında çeşitli araştırma grupları var, inisiyatif olarak geçiyor. Web Erişilebilirlik İnisiyatifi var. Web Erişilebilirlik İnisiyatifi bizim için bugün çok sık atıfta bulunduğumuz, alandaki en itibarlı standart seti olan, işte Türkçesini söyleyeyim, web içeriği erişilebilirlik yönergeleri. Amerikalılar WCAG diyor kısaca. 2.1 sürümü var şu an yayında. Onu geliştiren ekip Web Erişilebilirlik İnisiyatifi. Web Erişilebilirlik İnisiyatifi bu standartı geliştirirken iyi, çok anlamlı bir yol izliyor. Engelli topluluğunu kendi ihtiyaçlarına göre kategorilere ayırarak çözümler üretmeye çalışıyor. Görsel, işitsel, fiziksel, bilişsel, ki bilişseli son dönemde yeni bir kategori eklediler. Nörolojik ve işte konuşma kısıtları olan toplulukları kendi içinde ayırarak ihtiyaçların hepsini ayrı ayrı tespit edip hepsine uygun kapsayıcı çözümler sunacak bir standart seti tasarlamış durumdalar. Bunu niye söylüyorum? Yani bugün ben bir web sitemi erişilebilir hale getirmek istiyorum. Ne yapmam gerek? Sorusunun cevabı açık. Açık kaynak, işte WCAG 2.1 standartlarına bakabilirsiniz. Her dilde çevirisi var. Ha, ben teknik bir insan değilim, bunu anlayamıyorum diyorsanız, her seviyeye uygun versiyonu da var. Yöneticiler için ayrı bir versiyonu var, yazılımcılar için ayrı bir versiyonu var. Yani cevap bulmak istiyorsanız karşınızda buna destek sunacak kaynaklar var. Onu söylemeye çalışıyorum. Bugün web erişilebilirliği önemli. Bugün ama bu işte kapsayıcılık, inclusivity kavramı da çok önemli. Onu da değerli buluyoruz. Böyle baktığınız zaman meseleyi sahiplenmek daha kolay. Microsoft bunu oldukça sahipleniyor, ciddi kampanyalar yürütüyor. İşte kalıcı engellilik, geçici engellilik ve duruma özel engellilik gibi böyle belli başlıklar altında meseleye daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlamaya çalışıyorlar. İşte tek kolu olmayan ampute bir birey kalıcı engellilik kategorisi altında belki yer alırken, kolu alçıda olan birisi geçici olarak o engellilik deneyimini aslında yaşıyor. Yeni doğum yapmış bir anne ya da işte baba sürekli bebeği kucağında tuttuğu için o da o duruma özel bu kısıtları yaşıyor. Keza işte işitme engelli bir birey kalıcı engellilik içindeyken, o kategori içindeyken işte orta kulak enfeksiyonu yaşayan işitme kaybı yaşayabiliyor geçici engellilik kategorisi altında. Bir bartender, barda çalışan bir kişi de sürekli yüksek volümde çalıştığı için bu duruma özel kısıtlar yaşayabiliyor. Buradan şuna gitmek istiyorum. Yani erişilebilirlik adına atacağız her adım geçici ya da duruma özel kısıtlar yaşayan kişilere de kapsayıcı çözümler sunuyor. Kaldırım rampası metaforuna çok atıfta bulunuruz. Mesela şimdi bizim kaldırımlarımızda İstanbul'da rampalar var. Bu rampalar yapılırken hatırlamışsınızdır, yıkıp döktüler biraz ortalığı. Bunun için yaptılar. İşte tekerlek sandalyenin rampaya çıkabilmesini sağlamak için. Peki bugün ondan sadece o rampalardan tekerlekli sandalye kullanıcıları mı faydalanıyor? Hayır. Bisikletleri de çıkartabiliyoruz. Mesela bizim üniversitemizin içine öğrenciler bisikletle girerken bu rampadan çıkıyor. Market arabaları, bebek arabaları birçoğu faydalanabiliyor. Aynı şey direkt işitme engelleri üzerinden de bir örnekle sunulabilir. Bugün İşte Amerikan nüfusuna baktığımızda işitme engelliler için en faydalı, en çok önerdiğimiz şeylerden biri videolara altyazı koymak. Türkiye'de maalesef çok gerideyiz burada. Yani Türkçe videoların Türkçe altyazıları yok. Yani bunu yıllardır anlatıyoruz. Ki hani bunun ötesinde artık sesli betimleme, yazılı betimleme, farklı bir sürü şeyde olanakla, işaret dili desteğiyle bu videoları desteklemek mümkün. Biz hala altyazı konuşuyoruz. İşte altyazı önemli. Mesela Amerikan nüfusunun üçte biri altyazıdan faydalanıyormuş. Peki Amerikan nüfusunun üçte biri işitme
kısıtları olan kişiler mi? Hayır değil. Amerikan nüfusunun sadece 1/5, %20'si işitme kaybından muzdarip. Ama diğer bir %20'si İngilizce ikinci dil olarak konuşuyor. %43'ü de okuryazarlık seviyesi düşük insanlar. Altyazı bu kısıtlı okuryazarlık, sınırlı okuryazarlık ve işte ikinci dil olarak İngilizceyi konuşan kitle için de katkı sağlıyor. Deminki kadrım rampası metaforunun belki erişilebilirlik tarafında bir karşılığı olabilir bu. O yüzden bunu bir örnek olarak getirdim. Web erişilebilirliğine sahip çıkmak için tabii yasal adımlar atan ülkeler var. Amerikalıların meşhur Section 508, 508 nolu regülasyonu var. American Disabilities Act, ADA, ADA diye geçen yine çok atıf alan meşhur bir kanun var. Avrupa Konseyi Engeller Eylem Planı düzenli olarak değişiyor, yenileniyor AB içinde. Avrupa Birliği'nde üye kıta Avrupa'sındaki ülkelerin kendi yasal düzenlemeleri var. AB'deki regülasyonlar dışında. Avrupa dışındaki ülkelerde de var. Şirketlerim var. Yani buralarda çok ciddi ileri adımlar atılmış durumda. Amerika'da hoş bir gelişme oldu. ORC uzantılı, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal hükümete ait tüm web sitelerinde standartlar belirlendi geçtiğimiz 2 yıl içinde. 4 temel prensip var. Bir, 4 temel prensipten bir tanesi Section 508'e uyumlu olması, erişilebilir olması. Yani bugün siz ORC uzantılı bir web platformu yapmak istediğinizde Amerika'da bunu yasayla denetliyorlar. Erişilebilir olmasını sağlıyorlar. Zaten dönüşüm de böyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Dünyadaki değişime baktığımızda önce yasal düzenleme geliyor. Yasal düzenlemeyle kamu web sitelerine erişilebilir olması isteniyor. Onlar erişilebilir hale getirdikten sonra özel sektöre kamu gösterilerek şimdi sıra sizde, sizin de erişilebilir hale gelmeniz gerek deniyor ve yasayla da denetleniyor. Yasayla denetleniyor diyorum, neyi kastediyorum? Yakın zamanda olan bir gelişme. 2016 yılında açılan bir dava karara bağlandı. Domino's Pizza, hepimiz biliyoruz, Türkiye'de de var. Web sitesinin yeterince erişilebilir olmadığını söyleyen, burada sipariş vermekte zorlandığını söyleyen görme engelli bir Amerikan vatandaşı dava açtı. American Disabilities Act, ADA, ADA'ya atıfta bulunarak davayı açtılar. 2016 yılında uzun sürdü bu dava. 2019'da da 2020 başında karara bağlandı ve Domino's Pizza tazminat ödedi. Şimdi bu Amerika'da bayağı şeyi değiştirmiş durumda. İçeride konjonktürü birçok şirket şimdi hukukta emsal üzerinden biliyorsunuz kararlar alınabiliyor. İlk örnek karar çıktı. Yeni davaların geleceği bekleniliyor. O yüzden de bir an önce tüm şirketlerin hızla web sitelerini erişilebilir hale getirmek, özellikle e-ticaret tarafında erişilebilir hale getirmek için harekete geçtiğini söyleyebilirim. Türkiye'de henüz yasal düzenleme yok. Evet, bunu bir türlü değiştiremiyorum bu slaytta. Yani geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından erişilebilirlik yılı ilan edildi. Web erişilebilirliği de bu kapsamda konuşuldu. Güzel gelişmeler var. Geri gitmiyoruz. Yavaş da olsa ileri gidiyoruz. İşte banka ATM'leri, banka tarafında regülasyonlar var. Oradaki teknolojilerin erişilebilir hale getirilmesi için. Ama hani hala bir Section 508 seviyesinde kanunumuz yok. Onu söyleyeyim. Biraz şey tarafında da tabii hangi birimler ilgilenecek? İşler karıştı. İşte Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü vardı. Ondan sonra ondan önce Özürlüler İdare Daire Başkanlığı vardı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda. İşte şimdi bakanlık birleşti, sonra tekrar ayrıldı biliyorsunuz. Ama oralarda bir ivme var. Oradaki birimle geçtiğimiz yılın sonunda bir çalıştay yaptık. Bu WCAG standartların Türkçeleştirilmesi, Türkiye'de uygulanması için çaba sarf ediyorlar. Türk Standartları Enstitüsü acaba bu konunun hamisi olabilir mi diye konuşuluyor. Akreditasyon için, yani web siteleri, dijital platformları test edip o standartlara göre akredite edecekler. Sertifikasyon sağlanacak. Burada bizlerin yardımını istediler. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkçe daha kolay anlaşılabilecek bir kontrol listesine dönüştürmek istiyor standartları. O konuda da ben onlara danışman olarak elimden geldiğince destek verdim. Çalışma bir seviyeye geldi. Yakın zamanda herhalde toparlanacaktır. Türkiye'de STK kanadı güçlü ama. Engelsiz Bilişim Platformu, ben de danışma kurulu üyesiyim. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Web erişilebilirliği tarafınca gerçekten fark yaratan etkinlikler yapıyorlar.
Onların vasıtasıyla işte Engel Erişim Derneği'ndeki aktivist arkadaşları tanıdım. Sesli Betimleme Derneği var, birçok güçlü dernek var. Raporlara destek vermeye çalıştık. İşte Bilgi ve İletişim Teknolojileri işte bizden BTK rapor istedi. Engel Erişim üzerine raporlar yazdık, neler yapılması gerektiğine dair. Beklediğimiz zinmede gelişim olmuyor ama adımlar var. Kamu, işte meşhur KAMİS, kamu kurumları internet siteleri ki onun ikinci versiyonu da çıktı. Burada kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik odaklı bir bakış vardı ama bunun için erişilebilirlik de entegre edildi. Yani işte benim Anadolu'da İngilizce bilmeyen bir belediyenin web sitesinin webmaster'ı nasıl erişilebilir hale getirecek sorusuna bir cevap oluşturabiliyor bu. Olabilecek en basit haliyle tek tek maddelerin tarif edildiği standartlarda, iyi ve kötü örneklerin sunulduğu rehberler bunlar ve açık kaynak PDF olarak indirip kullanabilirsiniz rahatlıkla. Böyle imkanlar da sağlandı. Peki. Artık bir proje geliştirirken ister web sitesi olsun, dediğim gibi ister daha gelişmiş bir teknoloji olsun, en başından itibaren engelli topluluğu temsil eden personaları sürece dahil etmek gerektiğini söyledim. Bunun dışında ne yapmalıyız? Yeni gelişmeler, birçok teknoloji var işte. Yani donanım tarafında akıllı klavyeler var, braille terminalleri var. Yani işte az sayıda tuş, bu tuşlara birden fazla işlem atanabiliyor. Altında da bunun işte gerçek zamanlı yukarı aşağı hareket ederek böyle braille kabartma yüzeyler oluşturan terminaller var. Fakat bu cihazlar pahalı. Yani 1500-2000 dolarlardan başlıyorlar. Dolayısıyla burada evrensel erişim anlamında da kısıtlar var. Bilgisayar pahalıyken üstüne bir de bu cihazları edinmek engelli topluluğu için ciddi bir iş. Donanım tarafı da böyle kısıtlar var ama yazılım tarafında daha şanslıyız. Orada işte zaten standart işletim sisteminin parçası olan ekran okuyucular var. Üçüncü parti bilgisayara kurulan işte ekran okuyucular var. VinOS, işte JAWS meşhur ya da işte NVDA var. Mobil cihazlarda iPhone'da VoiceOver çok başarılı bir ekran okuyucu. TalkBack Android tarafında oldukça iyi çalışıyor. Aslında halihazırda kullandığımız cihazların içindeki erişilebilir, yazılım seviyesindeki erişilebilirlik teknolojileri oldukça yetkin. Ama problem şu ki içerik erişilebilir değil. Türkiye'nin bir an önce mobile first diyorlar. Yani önce mobil bakışını sahiplenmesi gerekiyor. Biz hala daha masaüstü web sitelerinde, yani bilgisayarlarla, masaüstü bilgisayarlarla bağlandığımız web sitelerindeki erişilebilirlik problemlerini düşünüp çözmeye çalışıyoruz ama bugün biliyoruz ki insanlar öncelikli olarak cebindeki telefondan bağlanıyor. Aradığı ürün ve hizmetlere ulaşmak için web'e öyle bağlanıyor. %80 seviyesinde trafiğin mobilde olduğu platformlar var. E-ticaret. Pandemide bunu yaşadık zaten. Evde bilgisayarlar daha çok kullanılmaya başladı ama hala trafiğin çok büyük bölümü mobilde. Biz daha mobil tarafta mobil erişilebilirlik konuşacak seviyeye gelemedik maalesef. Oralara çok hızlı gelmek gerek. Onu da bir not olarak düşeyim. Peki, küçük örneklerle dediğim ya, mesela problemler tekrar ediyor 5-6 kategoride web erişilebilirliğinde. Bu problemleri çözerek dahi siz mevcut sorumlusu olduğunuz, yürüttüğünüz web sitesini çok daha erişilebilir hale getirebilirsiniz. O problemlerden bahsedelim biraz. Zihin açıcı olabiliyor bu. Çoğu zaman nereden başlayacağını bilemiyor arkadaşlar erişilebilir hale getirme konusunda. Çok sık gördüğümüz problemlerden biri fotoğrafların etiketlerinin olmaması. Alt text, alternatif metin etiketi diyoruz. Bakın şu an işte Netflix içeriklerini tanıtan bir sayfaya bakıyoruz. Fotoğraflar var, başlık var, o içeriği yazan yazar var. Arka tarafta aslında bu fotoğrafa etiket atanmamış. Etiket atanmayınca bakın çok sevimsiz içeriklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani bu sayfaya gelen kişi akrales alt tire 17012 4 alt tire 1410 alt tire a alt tire 0093 0.jpg gibi bir şey duyuyor. Bizim fotoğrafları tek tek betimlememiz gerek. Hatta bunu bağlama uygun olarak yapmamız gerek. Kodun içine gömmemiz gerek. Bu atla deve bir iş değil. Bunu yaptığınız zaman görme engelli bir arkadaş ekran okuyucuyla bu fotoğrafa geldiğinde o fotoğrafı betimleyen içeriği dinleyecek ve o fotoğrafı anlayabilecek, kavrayabilecek. Bu işin 101 seviyesinde konuştuğumuz bir konu. Hala Türkiye'de çok büyük bir eksiklik. Logolarına bile etiket koymayan çok fazla platform var ve bunlar büyük markalar. Önemli işler yapıyorlar. Çok kalabalık kitlelere dokunuyorlar. Ki bugün artık etiketi de yazma işi ayrı bir iş. Etiketi bağlama uygun yazmak gerekiyor. Yani
işte mesela George Washington'ın Amerika Başkanı, bu ekrandaki örneği hızlı bir aktarayım özetleyerek size. George Washington'ın bir fotoğrafına bakıyoruz. Orada mümkün olduğunca fotoğrafın, George Washington içinde durduğu fotoğrafın o bağlamın detaylarını aktarmak önemli. Ve mesela eğer o makale askeri kostümlerle ilgili bir makale ise, işte George Washington'ın kostüm detaylarını anlatan bir etiket yazmak gerekiyor. Ama savaş psikolojisiyle ilgili bir şeyse, bir makale ise, George Washington'ın kostüm detayları çok önem taşımıyor. George Washington'ın duruşu, işte ayakta duruyor, vadiye bakıyor, orada yanında açlık içinde oturmuş askerleriyle birlikte gibi bir detay çok daha o resmi betimleyen, görme engelli arkadaş için de içerideki mesajı aktaran bir biçime dönüşüyor. Buna dikkat etmek gerek. Buralarda da artık ben işte UX writer diyorlar, kullanıcı deneyimi yazarları, dijital dünya için içerik üretme konusunda deneyimli kişilerin bu fotoğraflara etiketler yazması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda da, bu da yeni bir iş kolu, dijital dünya için metin yazarlığı, buralarda da çok iş potansiyeli var. Hatta ben konvansiyonel alanda metin yazarlığı yapan insanlara yeter artık, gelin dijitale gelin diyorum. İşte fotoğrafa etiket yazmak da bu temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Bu arada yine kaldırım rampası metaforuna atıfta bulunayım. Burada atılan bir taşın birden fazla kuş vurma ihtimali yüksek. Görme engelli arkadaşlar için betimleyici bir içeriğe dönüştürüyor resmi. Bu bir, iki, arama motor optimizasyonuna da katkı sağlıyor. Fotoğraflara yazılan detaylı etiketler, içerikler Google'ın gelip bizi endekslediğinde yukarı sıralara bizi koyması, arama sonuçlarında arayan kişinin bize çok daha hızlı ulaşmasını sağlayabiliyor. Peki diğer bir problem neydi? Link isimleri. Hala buraya tıklayın linkleri görüyorum sitelerde. Yani işte biraz daha fazla bir şey mi öğrenmek istiyorsun? Buraya tıklayın. İşte buraya tıklayın isimli linkin hiç kimseye faydası yok. Görme engelli arkadaşlar ekran okuyucularını şöyle kullanabiliyor. Bana bu sayfadaki linkleri oku. Bana bu sayfadaki başlıkları oku. Bir sürü şey söyle, talep edebiliyorlar. Bana bu sayfadaki linkleri oku diye geldi mesela bir arkadaş bir sayfaya ve bu sayfada 27 tane buraya tıklayın isimli link var. Arka arkaya duyacağı tek şey budur. Buraya tıklayın, buraya tıklayın, buraya tıklayın, buraya tıklayın. Bu zaten etkileşim tasarımının 101 seviyesinde bir kuralıdır. Bir linkin üzerine kişi geldiğinde tıklama kararı vermek için şunu bilmek ister. Ben tıkladığımda beni nereye götürecek? Bu eylemin sonucu ne olacak? Bu kullanıcı deneyimi açısından da problemli, erişilebilirlik açısından da problemli. Görmeyen bir birey için tıkladığında ne bulacağını bilmediği bir link ismiyle karşılaşmak çok kötü, erişilebilirlikten uzak bir deneyim. Lütfen betimleyici link isimleri bulun, seçin ve kullanın. Hala konuşmaktan maalesef sıkıldığımız bir konu sesli güvenlik kodu, CAPTCHA. Böyle eğri büğrü yazılar var ya, işte bir yere girerken sizin bot olmadığınız, yani kötü niyetli o sisteme girip kırmak isteyen bir yazılım olmadığınızdan emin olmak için kullanılan, biz zorlanarak okuyoruz, insan olduğumuzdan emin olmak için kullanılan bir güvenlik girişi bu. Maalesef ekran okuyucular sesli güvenlik kodlarını, güvenlik kodlarını, CAPTCHA adlı bu güvenlik kodları okuyamıyor. Bunu okuyabilmesinin tek yolu sesli güvenlik kodu seçeneğinin, ki bu örnekte şurada bir hoparlör var, CAPTCHA yazıyor yanında, bunun olması. Buna tıkladığınızda oradaki metin dinlenebiliyor. Hatta yetkin örneklerde o sesli güvenlik kodu bilgisayara indirilip ya da bir cihaza indirilip o cihazda engelli bireyin kullandığı ekran okuyucu teknolojisiyle kendi istediği hızda, kendi sentetik kullandığı sentetik sesle dinlenebiliyor. Bunlar güzel örnekler. Başka dikkat edilmesi gereken bir konu, sayfada bir form giriş alanı varsa, sayfada bir link varsa, en üstteki link, imlecin otomatik olarak o link üzerine konumlanması. Buna visual focus diyoruz. Ve tab tuşuyla bu linkler arasında geçiş yapılabilmesi de yine çok kritik bir husus. Buna dikkat edilmesi gerek. Birçok sitede maalesef bunu hala görmüyorum ben. Yani giriş alanına hızla odaklanması imlecin ve
oradaki tıklanabilir elemanlar arasında sekme tuşuyla dolaşabilmek. Yine yıllardır söylediğimiz ama hala çok da farkındalık olmadığını düşündüğüm bir temel kriter. Ana içeriye atla butonu, skip to main content. Normalde çünkü yeni bir sayfa yüklendiğinde yukarıdan aşağı tüm linkleri dinlemeye başlayabilirsiniz. Otomatik akış odur. Yani siz ayrı bir kurgu, ayrı bir taleple bunu yönlendirmiyorsanız. Ama header dediğimiz her sayfada web sitesinde yukarıda yer alan, tekrar eden ana navigasyon linkleri vardır. Yani ben bir web sitesi içinde işte bu City of London web sitesinin 300 sayfasında dolaştığımda her sayfada sayfanın başındaki bu linkleri tekrar eden linkleri dinlemek durumunda kalacağım. Bunları atla doğrudan içeriye geç gibi bir buton ekleyebiliriz kodun içine. Bu buton oldukça hayatı kolaylaştıran bir buton. Yani tab tuşuna bastığınız an görünür olabiliyor. Bugün birçok önemli marka bunu yaparak alkış alıyor bizden. Mesela Starbucks. Skip to main content butonuyla buna tıkladığınız an bunu dinleyebiliyor arkadaşlar. Anında buna tıklayıp yukarıdaki ana navigasyon elemanlarını atlayıp içeriye geçebiliyorlar. Mesela Airbnb'de de var. Skip to main content. Ana içeriye atla. Peki, çok sık gördüğümüz problem. Son dönemde pastel renklerin kullanımı çok arttı. Özellikle mobil cihazlarla. Kontrast problemi. Kontrast nedir? Şekil zemin ilişkisinde zıtlık sağlamaktır. Ya mesela gözün en rahat okuyabildiği kontrast ilişkisi beyaz üzerine siyah yazıdır. Ha, ışığı hassas gözlerde siyah üzerine beyaz olur bu. Bu zıtlığın korunması gerekir. Hatta işte WCAG standartlarına göre bunun işte çift A seviyesi için 3.1, 3A seviyesi için 4.5.1 olması gerek. Yani bunun sayısal bir karşılığı var. Peki ben standartlara uygun kontrast sunup sunmadığımı nasıl anlayacağım? Çok güzel bir sürü analiz aracı var arkadaşlar. Chrome tarayıcınıza extension, uzantılar kurabiliyorsunuz. İşte mesela renk kontrastını ölçen, birazdan bir liste göstereceğim size. Bir araç liste şey var, bir Color Contrast Analyzer, işte renk kontrastı analiz aracı diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Böyle bir uzantıyı Chrome tarayıcınıza koyduğunuzda herhangi bir sayfada herhangi bir içeriği seçip o butona bastığınızda sınıfı geçip geçmediğini söylüyor. Mesela şu an altta baktığımız böyle açık mavi renkteki metinler maalesef WCAG standartlarının 2A ve 3A seviyelerinde sınıfta kalmış. Ama bir sonraki sayfadaki örneğe baktığımızda kontrast oranı 8.59'a 1 sınıfı geçiyor. Kontrast artıyor hakikaten. Bakın burada zıtlık arttığı an daha okunabilir hale geliyor. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela işte pastel mavi fonun üzerine pastel uçuk gri renkleri çok sık görüyorum mobil tasarımlarda. Bunların tamamı kontrast seviyesinde sınıfta kalıyor. Hiçbir şekilde okunabilir değiller. Dikkatli olmak gerek. Ki son dönemde başımızda başka bir dert var. Fotoğrafların üzerinde metin servis ediliyor. Burada kontrast problemleri çok daha maalesef yakıcı hal alıyor. Altyazı önemli. Altyazıya dikkat edelim arkadaşlar. Yani bugün altyazıları videolara entegre etmek hiç de zor değil. Türkçe içeriklere Türkçe altyazı, bu ülkede Türkçeyi ikinci dil olarak konuşan, okur yazarlık tarafında daha gerilerde olan vatandaşlar için çok ciddi katkı sağlıyor. Sadece işitme engelleri için değil. O yüzden buna sahip çıkmak gerek. Maalesef oralarda çok gerilerdeyiz. Ki bugün YouTube gibi video paylaşım platformları artık isterseniz altyazıyı yanda ayrı bir panel içinde transkript olarak da sunuyor. Yani hatta bunların bir bölümü indirilebilir oluyor. Kişi oradaki transkripti, akışın metin halini kendi ekran okuyucusuyla da dinleyebiliyor. BBC mesela bunu yapıyor. BBC erişilebilirlik tarafında çok güçlü dijital kanallarda. Hayranlıkla izliyoruz kendisini. Müşteri hizmetlerine erişimde de bugün artık engelli bireyleri düşünmek gerek. Mobil platformlarda, web platformlarında. Yani ister e-mail'la, ister chat'le. Bu canlı chat olabilir ya da işte hazır yapay zeka tabanlı chatbotlarla olabilir. Ya da telefonla alternatif kanallardan müşteri hizmetlerine erişim sunmak engelli bireyler için çok önemli. Bunu web platformlarında kolay bulunur şekilde sağlamamız, sunmamız gerekiyor. Bugün artık mesela görme engelli kategorisinde alt kırılımların olduğunu farkındayız. Buradaki farkındalık da arttı. Bu da sevindirici. Tabii daha çok farkındaysanız görme engelleri konuşuyoruz. Haklı olarak diğer engel toplulukları
biraz buna itiraz ediyor. Katılıyorum ben de buna. Ama işte görme engellerin ihtiyaçlarına yönelik çok çalışma var. Dolayısıyla oradaki örnekler de daha çok. Ama hani mümkün olduğunca çeşitlilik arz edecek şekilde konuya yaklaşmak gerek dedim. Şu hassas gözler. Ki pandemiyle beraber ekran başındaki süreler de artmaya başladı. Yoruluyoruz artık, değil mi? Ve hepimiz o dark mod deniyor ya, karanlık modu kullanmaya başladık telefonlarımızda. Siyah üzerinde beyaz, kontrast düzeninde metin servis ediyoruz. Bugün ne mutlu ki işte şahsas gözler farklı kontrast ayarlarını kendileri yapmak zorunda değiller. İşte iPhone tarafında iOS işletim sistemindeki geçtiğimiz yıl gelen güncellemeyle belki fark etmişsinizdir. Sağ üst köşedeki A'ya bastığınızda punto büyüklüğünü değiştirebiliyorsunuz, fontları değiştirebiliyorsunuz. Ve benim başarılı bulduğum bir şey, şekil zemin ilişkisi, kontrast ilişkisini doğrudan tek tuşla manipüle edebiliyorsunuz. Bu oldukça kritik, değerli bulduğumuz bir hizmet bizim. Görme engelli topluluğu dediğim gibi o çeşitliliği kavramak gerek. Mesela şahsas görüşe sahip olan arkadaşlar da burada kalabalık ama çoğu zaman farkında olmadığımız çok kalabalık başka bir topluluk var. Renk körleri. Erkek nüfusunun %10'u renk körü arkadaşlar. Oldukça kalabalık. Yani 300 milyon civarı renk körü olduğu düşünülüyor dünyada. Ve renk körlüğü birden fazla alt kategori içeriyor bu arada. Yani en soldaki örnekte renk körü olmayan bir birey böyle görüyorsa renkleri, ondan sonra işte üç farklı kategori, alt kategori nasıl deneyimliyor bunu şu an bu slide'da görebiliyorsunuz. Çok basit. Yani buradaki farkındalıkla bir takım şeyleri değiştirebiliriz. Şimdi normalde formlarda biz bir form doldurduğumuzda bilgisayarda da telefonda başarılıysa form girişi yeşil renkte gösteriyoruz. Hatalıysa kırmızı renkte gösteriyoruz. Değil mi? Bu bizim için gayet betimleyici. Bakın böyle bir örnek var burada sol tarafta. Fakat görme engelli birisi için sol tarafta işte başarılı girişin yeşil, başarısız girişin kırmızı ile gösterilmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Renk körü bir arkadaş için. Bunu değiştirmek için yapılacak şey çok basit aslında. Renk tek başına bir endikatör olarak kullanılmamalı. Rengin yanında işte bir çek işareti, tik ve işte çarpı koyarak doğru ve yanlışı betimlemek çok basit ama çok etkili bir çözüm. Bunu yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Bunu yapmayan çok fazla platform var. Buna destek vermek gerek. Güzel örnekler de var. Mesela Trello çok ünlü bir proje yönetim aracıdır. Bizler de kullanıyoruz. Trello'da çok sayıda proje yönetirken projeleri renklerle etiketleyebilirsiniz. Dolayısıyla o Kanban yapısına yukarıdan baktığınızda çok hızlı renklere göre ayırt edilebilir. Hangi proje şu an hangi seviyede? Şimdi tabii tek başına renk kullanıldığında bu renk körleri için ayırt edici bir endikatör değil. Ama Trello bunu çözmüş. Bakın ne yapmış aşağıya? Enable Colorblind Friendly Mode. Türkçe'ye çevirelim. Renk körü dostu moda geç diye bir buton koyuyor. Ona bastığınız an renk körü dostu moda geçiyor. Bu mod ne? Bu mod renklerin içine çeşitli paternler, örüntüler, desenler atarak aslında rengin yanında ek bir ayırt edici endikatör de kullanarak renk körlerini kucaklayacak, kapsayacak bir deneyim sunar hale geliyor. Bunlar güzel örnekler. Çok iyi simülatörler de var. Yani bunu da öneriyorum ben. Siz herhangi bir web içeriğini yayın almadan önce renk körü bunu nasıl görüyor? Bunu simüle edebilirsiniz. Ve bunlar yine Chrome uzantılar olarak çok hızlı. Yazılım bile değil. Yani tarayıcınıza kurabileceğiniz bir butonla etkileşebilecek, etkileşime girebileceğiniz hizmetler ve ücretsiz hepsi. Hatta siz bu konuda farkındalık sahibiyseniz ileri seviyede göz rahatsızlıklarını simüle eden simülatörler bile var. Vision Sim hala yayında işte. Diyabetik retinopati hastası bu ekranı nasıl görüyor? Bunu simüle etmek mümkün ve bu bence çok değerli bir deneyim. Özellikle karar vericilere bunları kullanmalarını öneriyoruz. Peki bir sürü araçtan bahsettiniz hocam. Bunları nereden nasıl bulacağız diyeceksiniz. Öyle küçük bir gruplama yaptım. Bir kere WCAG standartlarına göre otomatik olarak arkada kodu tarayarak analiz etmenizi sağlayan bir sürü araç var. Yani Web Accessibility Evaluation yazdığınızda Google'da bunların tamamına erişim sağlayabilirsiniz. Uygulama tarafında maalesef araç sayısı sınırlı. Android ve iPhone'un birer tane erişilebilirlik tarayıcısı
diye uygulaması var. Bir sürü extension var ama yani işte renk kontrast analizi yapabileceğimiz şeyler var. Uzantı Chrome extensionlar, Chrome uzantıları var. Ondan sonra farklı göz rahatsızlıklarını simüle edebileceğimiz Chrome uzantıları var. Bunun dışında işte disleksi, otizm, Asperger gibi bu sendrom, bu işte rahatsızlıkların simüle edilebildiği uzantılar var. Bunların hepsine ulaşmak çok mümkün. Yani size önereceğim tek şey Chrome Extension Accessibility, yazın Google'a. Tamamı sizin önünüze bir liste olarak dökülecektir. Oradan da tek tuşla yaklaşık 2 saniye alıyor. Kaydedip Chrome tarayıcınıza eklemeniz mümkün. İşte mesela fotoğrafları kapatarak bana göster. Bu da önemli bir uzantı. Chrome'da kullanıyorum ben. Web sitesindeki fotoğrafları kapat dediğinizde fotoğrafın arkasındaki ekran şeylerin etiketleri görebiliyorsunuz. Mesela demin size gösterdiğim örnekte herhangi bir etiket yoksa onu çok net görmek mümkün. Etiket varsa onu da görmek mümkün. Böyle olanaklar sağlayan tamamlayıcı birçok araç var. Yeter ki siz bu konuda farkındalık sahibi olun. Bunu dert edinin ve burada adımlar atın. Adım atanlar var. Mesela Zara markasını biliyorsunuzdur. Güzel işler başarıyor. Çok özür dilerim. Erişilebilirlik tarafında. Bugün Zara web sitesinde ve uygulamaları içinde bir sürü erişilebilirliği destekleyen araç var. Mesela işte Zara web sitesi içinde siz ne yapabiliyorsunuz? Arka taraftaki rengi değiştirebiliyorsunuz. İmleci büyütebiliyorsunuz. İmlecin rengini değiştirebiliyorsunuz. Bütün kontrast ayarları, punto büyüklükleri, bunları yapabiliyorsunuz. Metinleri sesli okutabiliyorsunuz. Böyle özellikler sunmuş durumdalar. Hani profesyonel bir markanın de böyle hani konvansiyonel perakendeden gelen, dijitalde e-ticaret işine giren bir markanın dijital platformlarında bunu yapıyor olmasını açıkçası biz takdirle karşıladık. Bu seviyede girişimlerin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla örnek yoktu. Ama tabii yine bunu bir detaylı deneyimlemek ve görmek gerek. Elbette eksiklik vardır arkadaşlar. Bunları gösteriyorum. Bunlar adım atan şirketler. Bu platformlar tamamen erişilebilirdir demiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Standartlara göre işte A giriş seviyesi kabul edilebilir. Minimum standarttır. Çift A ve 3A. 3A en ileri seviye. Standartlara göre bir web sitesinin A seviyesinde dahi, yani giriş seviyesinde dahi erişilebilir olması için 5000 sayfası varsa 5000 sayfasının da erişilebilir olması gerekir. Yani bu sadece ana sayfalara, temel kategori sayfalarına bakılarak bu kararlar verilmez. Standartlara uyumluluk kararları her sayfaya bakılır. O yüzden şey deriz mesela, sen hani 5000 sayfan var, 5000'ini yapamamış olabilirsin. 500'ünü erişilebilir hale getirmiş olabilirsin. A seviyesinde erişilebilirdir. Bu sayfaların altına küçük batchler, rozetler koyabilirsin. Çünkü ben şey gibi düşünüyorum, işte mavi bayrak veriliyor ya körfezlere, denize girmeye uygundur diye. İki tane sayfasını bile erişilebilir hale getirebilen bir web sitesi en azından bunu göğsünü gere gere alt tarafa rozetini koyarak o standartlara uygun erişilebilir seviyede bir hizmet sunduğunu söyleyebilir. Bunun özendirici olacağını da düşünüyorum. İlham verici olacağını da düşünüyorum. Ama kolay değil, onu da söylemeye çalışıyorum. Yani ben şimdi şu ciddi bir bölümünü web sitemin erişilebilir hale getirdim diyorlar ama bu hepsi değil. Bu arada 6 ay sonra en az bunların tekrar kontrolden geçmesi gerekiyor. Yani ben erişilebilir hale getirdim deyip sırtımı yaslayıp bir daha dönüp bakmadığınızda emin olun bir süre sonra yeni içerik yüklendikçe erişilebilirlik sorunları da artmaya başlayacaktır. Bugün tabii gittiğimiz yerlerde artık erişilebilirlik meselesine daha olumlu bakıyoruz. Mesela BBC bir araştırma yapmış. Haber sitelerine gelen okuyucu kitlesinin 1/3'ü o ofansif şiddet merkezli içerikten dolayı çok dertli. Çağımızın dertlerinden biri, rahatsızlıklarından biri depresyon biliyorsunuz. Pandemiyle beraber, kapanmayla beraber de arttı. Ciddi tedavisi zor rahatsızlıklara dönüşebiliyor. Bunu aşmak için BBC güzel beta seviyesinde bir girişimde bulunmuş. Siz içeri girdiğinizde haberlere belli filtreler koyabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana işte saldırı, intihar, işte cinayet başlıkları, anahtar kelimelerini içeren hiçbir haberi gösterme. Muted, sessize al
dediğiniz an BBC böyle bir içerik varsa sayfada bu sizin anahtar kelimeleriniz, yani sizi almayı istediğiniz anahtar kelimeler içeriyor bu haber deyip onu bize göstermiyor. Bu da bence erişilebilir kapsamında artık düşünmemiz gereken işin inovasyon tarafındaki yaratıcı girişimlerden biri. Böyle bakarak yola devam etmek durumundayız. Dediğim gibi burada yaşanan dertler, kısıtlar gittikçe çeşitlilik arz ediyor ve çok daha büyük kitleleri etkileyecek hale geliyor. Teknoloji dünyasında da buna cevaplar bulmalıyız. Bu arada tabii şeyi de söylemek gerek. Teknoloji tarafında da müthiş gelişmeler var şimdi. Bunun için bunları göstererek çok sunumu da uzatmak istemiyorum ama işte artık işte çevre seslerini anlayıp anında yazılı uyarılara dönüştüren, işte engellilerin hayatını kolaylaştıran güzel uygulamalar var. Google'ın Live Transcribe var. Yani hem konuşmayı dinleyip metne dönüştürebiliyor, bunu 22 dilde yapıyor. Ama işte musluk açık kaldı, o sesi duyup metne dönüştürebiliyor. İşte duman alarmı çalıyor, kapı çaldı gibi bütün böyle çevresel sesleri anlayıp metne dönüştüren ve telefona ya da kolundaki saati uyarıya dönüştüren çok yetenekli uygulamalar var. Microsoft'un Seeing AI adlı muhteşem bir uygulaması var biliyorsunuz. Onlar artık yani hani etrafta görsel okuma teknolojileriyle bir paranır fotoğrafını çekip anında kaç para olduğunu söylediği gibi market rafındaki bir ürünün barkodunu okuyup bize içindeki muhteviyatını, içindekileri söyleyebiliyor. Hatta şeye doğru gidiyor onlar. Fotoğraf çekip bir fotoğraftaki insanın kim olduğunu söylemek yanında ruh halini de söyleyecek seviyeye gelmeye başladı. Türkiye'de de Seeing AI kullanılıyor. Türkiye'deki görme engelli topluluğu tarafından. Fiziksel engeller için de yine Apple tarafında oldukça güzel gelişmeler var. Oralara da bakmak gerek. Sesli asistanlar var. İşte Google Assistant, Alexa, Amazon'un Türkiye'ye bir ürün olarak gelmedi ama dünyada yaklaşık 50 milyon hanede kullanılıyor. Bunun içinde de yine mesela demans hastaları için oradaki ev içi yaşantıyı destekleyecek özel içerikler geliştiriliyor. Sesli asistanların da bu süreçlerde fark yaratan deneyimler sunacağını düşünüyorum. Erişilebilirlik odağına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onu da söylemek isterim. Peki. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum ilginiz ve sabrınız için. Umarım çok uzatmamışımdır. Durdurayım. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Çok özellikle sunumunuzun yani hangi şeyi önemsiz biliyorum. Hepsi önemliydi ama şöyle kısaca notlar aldım. Benim için çok zihin açıcı, ufuk açıcı oldu. Mesela ilk söylediğiniz şey çok çarpıcı. Erişilebilirlik bir eklenti değildir. Bu çok önemli. Hani evrensel tasarımdan hep bahsediyoruz. Baştan kurgulanması gereken bir şey. Çok çok önemli, bu vurgulanması gereken bir şey diye düşünüyorum. Mobil erişilebilirlik alanının bu kadar önde olması gerektiğini öğrendik ve o konudaki erişilebilirliği çalışmak gerekiyor. Aslında ilk başta bir şey söylediniz hocam, kullanıcı deneyimiyle ilgili bir dernek mi var veya böyle bir grup mu var? Ondan evet, biraz daha bahseder misiniz? Tabii, Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği diye bir bizim meslek örgütümüz var global. Onun Türkiye chapter'ını kurduk. Yani belli faaliyetlerle hızlanıyor, ivmesini kazanıyor ama yoğun çalışan insanlar bile içeride. Şu an biraz daha bence atayet içinde. Orada erişilebilirliğin konuşulmasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü zaten erişilebilirlik üzerine düşünen kitle çok sınırlı. Kullanıcı deneyimi alanında çalışanlar bunu sahiplenmeye çok yakınlar. Orada çalışmalar yapıyoruz. Yoksa hani engelsiz erişim platformu, bakanlıklar, STK, sizler, bu ekosistem içindeki tüm öznelerle birlikteyiz ama amacımız tabii daha geniş kapsamda dijital ürün geliştiren, buradaki karar vericilerin meseleyi sahiplenmesini sağlamak. Bu meslek örgütü de bence bir şey olabilir, aracı olabilir. Bunların içinde engelli bireylerin oranı ne yani, veya yeni yeni mi giriyorlar? Yani tabii burada profesyoneller var. Engelli bireylerin oranı çok fazla değil hocam. İşte ben biraz daha kendi üzerimden arkadaşların dahil olmasını sağlamaya çalışıyorum o buluşmalara, toplantılara. Bir iki toplantı yaptık ve geldiler. İşte örnek verdiğim buluşma da öyleydi. İşte yemek sepetinin tasarlayan kişiler gelip izlediler.
işte bizim Engin Yılmaz Engel Çevirişim Derneği'nden açtı, yemek sepetini kullandı. Bir işte iPhone üzerinden. Hatta ekran görüntüsünü de duvara projeksiyona verdik. Ve büyük bir şaşkınlık tabii. Çoğu insan bu sektörde yıllarını bu işe vermiş profesyoneller hala engellerin destek teknolojileriyle bu platformları nasıl kullandığını dahi bilmiyor. Yani bırakın oradaki sorunları anlasınlar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çabamız bu doğrultuda. Evet, şimdi bir de çok önemli bir fırsat, hani böyle bu fırsatlar oluyor. İşte özellikle dijital metin yazarlığı, bin tane iş var dediniz. Yani bu çok, evet, bana çok çarpıcı geldi. Hatta slaytımızın da fotoğrafını aldım, belki onu da şeye koyarız. Yani ve bir de bir slayt paylaştınız buradaki özellikle kullanılabilecek web sitelerinin vesairenin özelliklerini. Bu da çok güzeldi. Bunu da belki resim olarak paylaşabiliriz web sitemizde diye düşünüyorum. Olur hocam, olur tabii. Onu çok paylaşabilirim güzel. Sizlerle. Bir de tabii biz pek çok farklı disiplinden kişiyle de çalışıyoruz. Bu Domino's Pizza davasını ben Türkiye'deki özellikle Evrensel Hukukçular Derneği mi bilmiyorum, onlarla da paylaşacağım, bilmiyordum. Çok güzel bir fikir bu. Harika bir fikir. Niye Türkiye'de bu çocuklar bunu yapmıyor? Çünkü engelli hakları, baroda özellikle engelli hakları ile çalışan genç hukukçulardan oluşan harika bir grup var. Bu tür şeyler bence farklı ülke örnekleri zihin açıcı oluyor, fikir veriyor. Bunlarla da paylaşılabilir diye düşündüm. Yani o örnek çok çarpıcı geldi bana. Bir yerden bir ateşlenmek gerekiyor. Bir şey harekete geçirmek gerekiyor. Özellikle sivil toplumun rolünün, size çok çok katılıyorum, çok değerli olduğunu ve bilhassa da bu genç aktivist ve akademik, bazen çoğu da akademik çalışmalar da yapan genç aktivist Türkiye'deki bir grup var. Bu arkadaşlarımızın bu konuyla Türkiye'deki çalışmalara ivme katacağını düşünüyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız sorularını chat'e yazabilirler. Söz Birisi alabilir miyim yazmış zaten. Evet. Ilgın sen misin? Evet hocam. Evet, lütfen buyurun. Kerem hocam çok teşekkürler. Hem davetimizi kabul ettiğiniz hem paylaştığınız için, paylaştığınız için. Bu tür teknolojileri kullanan bir kör olarak yaklaşık 8-9 yıldır da akıl telefonu kullanan, yaklaşık işte bir 15-16 yıldır bilgisayarda ekran okuyucu kullanan bir kör olarak, yani anlattıklarınızı yaşıyoruz. Bir uygulama geliştiriliyor, kullanıma sunuluyor. Dediğiniz gibi kullanıma sunma sırasında erişilebilir olmuyor. Enteresan bir şekilde 3-5 versiyon güncellemesi sonra erişilebilirlik geliyor. Sonraki yeni bir versiyon güncellemesinde var olan erişilebilirlik kayboluyor. Yani bir uygulamayın güncellemeyi yapmayı korkar hale geldik artık. Doğru. Akıllı telefonlarda var olan güncel bir bakıyorsunuz, düğmeler etiketlenmemiş. Sonra sosyal medya kampanyaları yapıyoruz. Oradan bir şeyler olmaya çalışıyor. Bu konuda Domino's Pizza örneğini verdi hocamız. 2019'da ben bir örnek duymuştum. Şu anki durum bilmiyorum. Yine Amerika'da Playboy dergisine bir dava açtı görme engelli, bildiğim kadarıyla. Ben internet sitenizdeki videoları görenler kadar erişemiyorum ve aynı hazzı alamıyorum diye. Yani işin bu noktası daha da enteresan bence. Pizza da enteresan tabii ama böyle bir durum da vardı. Yani Singai gibi uygulamaları kullanıyoruz tabii. Bunlar yapay zeka geliştikçe daha da erişilebilir hale gelecek. Ama Blind Square kullanıyorsunuz galiba değil mi bir de? Blind Square da kullanıyorum. Evet, onu da kullanıyorum. Hepsini yani bu tür teknolojileri kullanıyoruz. Telefon ne kullanıyorsunuz? iPhone, Android, iPhone. iPhone'da başladım. Vazgeçemiyorum yani. Çok basit, çok pratik ve hakikaten evet, oldukça iyiler. 2017'de bir toplantısına gitmiştim İstanbul'da. Apple ürün geliştirme uzmanının cümlesi şuydu: biz ürünlerimizi herkesin kullanabilmesi için geliştiriyoruz. Evet. Bu mantık güdüldüğü sürece, ben Apple'ın saatini alıyorum mesela hocam, aldım. Kutudan çıkarttım, tık tık 3 defa bastım, ekran okuyucu çalıştı ve saati kurdum. Evet, mesela. Çok bunlar güzel. Müthiş erişilebilirlik özellikler hakikaten. Ama bu arada
Yeri gelmişken unuttuğum bir şeyi hatırlattın bana. Şunu da yapmak çok yaygın bir davranış. O da bir hata. Yani işte diyorlar ki görme engelli arkadaşlar için bir web sitesinin metin tabanlı versiyonunu yapalım. İşte işitme engelliler için bu videonun ayrı bir versiyonunu yapalım. Bu çok ofansif. Sen de zaten bizzat bunu yaşıyorsun. Yani biz burada kapsayıcı deneyimler. İşte herkes için web. Bizim şeyimiz bu. Biraz mottomuz bu. Apple'ın sahiplendiği de bu zaten. Kapsayıcılık kritik. Yani bu bence pembe otobüs servis etmekten çok farklı olmayabiliyor bu noktada. Dolayısıyla hani topluluğa özel çözümler değil, tek bir çözümü herkesin kullanabileceği bir dünya yaratmak önemli olan. Ben AnyUgar'ın yanı sıra temel görevim AnyUgar'da tabii ama erişilebilir her şey sosyal girişimde de eğitmenlik ve danışmanlık veriyorum. Orada da Seven, Ayşe Dayı ve Serin Berker'le beraber orada da biz internet sitelerini hakikaten deneyimlerken kullanıcı deneyimine çok ihtiyacımız oluyor. Bunları deneyimleyecek insanlar bulmakta zorlanıyoruz. Yani denetleyebilecek ve raporlaştırabilecek insan bulmakta daha çok zorlanıyoruz. Yoksa herkes evet bu sitede bunu okuyorum, şunu okuyamıyorum diyor ama bunu neye dayandırarak biz raporlayacağız o internet sitesinin Evet. sahibine? O da çok kolay bir iş değil. Yani Yani raporlamak. WCAG'nin işte şu kriterinin şu maddesine dayanarak yazmamız lazım. İşte şu A kriterini tutturuyorsunuz, iki tane A'ya tutturamıyorsunuz diyebilmemiz lazım. Bunu diyebilecek insan sayısı gerçekten çok az. İşte onu İnternet söyledim. Bunu siteleri diyebilecek insan sayısının karşısında 1.000 tane pozisyon varmış iş. O Evet. yüzden oralara yönelmekte fayda var. Hani bu global rakamlar. Türkiye'de o sayı değildir ama Türkiye'de de gerçekten çok aranıyor. Evet. Mesela bu raporu hazırlamak ayrı bir iş. Daha da zor bir iş söyleyeyim. O raporu implemente etmek. Yani web sitesinde o raporun gereklerini yerine getirecek şekilde düzenlemek zor bir iş. Yani işte böyle raporlar yapıyoruz çünkü işte Turkcell'le çalıştık, bankalarla çalıştık. O raporu veriyorsunuz. Bu sefer de sorun şu oluyor. Hocam kim yapacak şimdi bunu içeride? Bizim yazılımcılar erişilebilirlik bilmiyorlar diyor. O tarafla mesela müfredata derhal bunların eklenmesi gerekiyor. Biz mesela sosyal bilimciler, mühendislik eğitimi tarafı birçok farklı disiplinde bence standart erişilebilirlik merkezi derslerinin olması gerekiyor. Kesinlikle hocam yani bizim sloganımız hep zaten erişilebilirlik varsa engellilik yoktur üzerinden devam ediyoruz. En yukarıda da tabii böyle. Ama web erişilebilir dünya bu kadar mobil hale geldi ve bundan sonra da hızla devam edecek. Bakalım biz erişilebilirlik hakkımızı savunmak için umarım daha az Twitter kampanyalar yapmaya Evet. devam ederiz. Yani daha az kampanyalar yapmak zorunda kalırız. İşte bu akşam da bir Twitter görsel betimlemeleri yaptırabilmek için Twitter kampanyası yapmak durumunda kalıyoruz. Hala mesela. Evet. O tarafta ama aktivizm iyi seviyede bence. Evet Yani tepki fena veriyorlar değiliz ister bu istemez. konuda. Bu konuda fena Keşke değiliz. ona gerek kalmasa tabii sana Evet katılıyorum. yani. Ben çok uzattım lafı toparlayayım bu şekilde. Teşekkürler tekrar. Rica ederim. Burada bir soru görüyorum. Firefox tarayıcısı içinde benzer pluginler, uzantılar var mı? Evet var arkadaşlar. Ben çok Chrome kullanılıyor diye hep Chrome örneğini veriyorum ama Firefox'ta hepsi olmayabilir tabii. Öncelikle Google için arıyorlar. Yapıyorlar bunları, tasarlıyorlar. O yüzden hani Google'da daha çok çeşit bulmak mümkün ama Firefox'ta da var temel bahsettiğim simülatörler. Hocam, Henüz alabilir öğrencilerimizden Çağla sunumu rica edebilir miyiz diye soruyor. Ya sunum konusu biraz benim için kritik hocam. Çok üzerine titrediğim şeyler, malzemeler. Bu eskiden copy left tarafındaydım ama daha sonra kendi slaytlarım benim karşıma başka yerlerde çıkıyor bana atıfta bulunulmadan. O yüzden prensip olarak ben Yok yok, dijital internete koymak değil de öğrencilerimizle paylaşabilir miyiz veya yani belki zaten video tarafında videosu var. Evet, buradan evet izlenebilir. Tamam hocam. öyle İki yaparsak sevinirim. kişi parmak kaldırdı. Bir tanesi Emre. Emre'ye söz verelim. Kerem hocam çok teşekkürler. Yani dün aklımda çok farklı bir fikir vardı. Bugün çok farklı bir fikir var. Sayenizde size hemen ondan bahsetmek istiyorum. Ben de İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ne güzel. öğrencisiyim. Şimdi ben öğrenme şeklim benim tümden gelim şeklinde yani tüme varım şeklinde öğrenemiyorum. Yani resimler benim için gerçekten çok önemli. Mesela bir kardiyovasküler sistemi incelerken işte orada ana arter damar vesaire aort damar toplardan vesaire. Şimdi ben resim betimlemeyle bunu çok daha iyi yapabileceğime inanıyorum. Dün animasyon şeklinde hani böyle bir şey vardı aklımda aslında. Bugün resim betimlemeye döndü biraz. Hani şey çok hani sizin terminolojinizle çok anlatamıyorum ama
hani bilirsiniz o bilimsel yayınlar, bilimsel şeyler. Mesela bize bir deri anlatıldığında siyah beyaz bir görüntü geliyor. İşte hani hocalarımız da hani ellerinden gelen her şeyi yapıyor ama şimdi inanılmaz böyle gerçekten üç boyutlu resimler var, artı şeyler var, hibrit modeller var hocam. Şimdi bunları yorumlayabilmek için buradaki ifadelerle, hani bilimsel ifadelerle bazen resimlerdekiler uyuşmayabiliyor. Ben şimdi burada kendimce bir fikir ürettim. Ben de bu bilimsel şeyleri, resimleri kendimce betimleyip öğrenme şekline dönüştürmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ne güzel, katkımız olduysa size çok mutlu oldum. Merak ediyorum nasıl yapacağınızı, görmek isterim, paylaşırsanız sevinirim. Tamam hocam, iletişime geçeceğim sizinle. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. İpek de parmak kaldırmış. İpek A, biz sizi tanıyor muyuz? İpek, soru da sormuşsunuz. Kendinizi tanıtır mısınız? İpek? Benim sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. İpek Hanım konuşmayacaksa ben soru sorabilir miyim? Buyurun. Kim, kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Tamam. Ben Merve. Ben Merve Ayanoğlu. Bilgi ve Belge Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Kerem Hocam'a bir sorum olacaktı da. Buyurun. Benim bu sene kütüphanecilik stajım var. Kütüphanede. Ve orayı erişilebilir bir hale getirmem lazım benim orada etkin bir şekilde çalışmam için. Acaba hangi kaynak kodunu kullanabilirim ya da onlara kullandırtabilirim? Çünkü ben hep elektronik ortamdayım. Oranın da bilgisayarını erişilebilir hale getireceğim. Ama nereden başlasınlar, ne yapsınlar onu şey yapamıyorum. Bilgisayar derken oradaki kütüphane otomasyon sistemini mi erişilebilir hale getirmek istiyorsunuz? Evet, evet. Peki, yani tabii zor bir iş zaten. Bu demin bahsettiğimiz kompleks süreçlerden biri. Oraya öncelikle bir audit yapmak, bir uzman değerlendirme yapmak gerekiyor. Bunu hocam da... ben destek vereyim mi bu soruyla ilgili? Buyurun lütfen. Kütüphanede ben de, yani İstanbul Üniversitesi'nin öğrencisi Merve, bizim öğrencimiz. Ben de Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Engels Bilgi Merkezi'ne destek veriyoruz. Yıllardır Resa Avcı ile beraber kurduğumuz merkez. Daha geçen gün bir yarı zamanlı öğrenciyle ilgili bir durum olmuştu. O zaman konuşmuştuk ayrıntılı. Sirsi denilen bir program kullanılıyor. Kütüphane ve otomasyon programı. Ve bu program dediğiniz gibi önce analizin yapılması gerekiyor ancak görenler için bile kısa yolları yok bu programın. Yani Windows'ta nasıl kısa yollar vardır. Görenler için bile yok ve mouse'a tıklanması gerekiyor çoğunlukla. Bizim üniversite için söylüyorum bunu. Ve bunun ekran okuyucuyla kullanılabilmesi çok çok düşük ihtimal. Ve bu dış, yurt dışı kaynaklı bir yazılım. Dolayısıyla rapor aldıktan sonra bunun yurt dışı kaynaklı şirkete gönderilip değiştirmesi lazım. Bu çok kolay bir iş değil. En azından bizim üniversite için ama diğer kütüphanecilik programları var. Bununla ilgili belki diğerleri araştırılabilir Merve açısından yani. Ama dediğiniz... Hakikaten bu kütüphanecilik programları çok zor hocam bu anlamda. Evet, yani belki Wave diye bir eklenti var ya da kurulabilen de bir şey, yazılım. Onunla en azından siz öğrenmek adına, problemlerin adını koyup teşhis etmek adına bu Wave eklentisiyle, Firefox'ta da var, Chrome'da da var, çalışıyor. Kütüphanede ilgili sayfalara gidin, o butona basın, uzantıya. Sayfadaki problemleri anlık olarak size etiketleyerek gösteriyor. Yani ve kaç tane problem var, bunlar nasıl çözülmeli, hangi standartlarla ilgili. Bunun nasıl çözüleceği tabii ayrı bir uzmanlık alanı. O tarafa gitmek için işte Ilgın'ın dediği gibi zaten başka engeller de varmış. Yurt dışı menşeli bir yazılımsa bunu buradan çözmek mümkün değil. Ama problemlerin teşhisi aşamasında deneyim kazanabilirsiniz, bilgi kazanabilirsiniz. Evet, başka soru göremiyorum. Süremizi de zaten doldurduk. Ben bir teşekkür edebilir miyim? Kerem Hocam'a hocam. Çok teşekkürler. Gerçekten 2021'de ve 2020'de dinlediğim en iyi sunumdu. Konu olarak çok cazipti, çok ilginçti. Baştan sona da fazlasıyla bilgilendiriciydi gerçekten. Ama sizi gerçekten ilk söylediğiniz gibi çok yorgun görüyorum. Beni mi? Evet, yani yoruldum bu işlerden diyorsunuz. Bir an için düşündüm hoca nasıl yorulur diye. Sonra kendimi düşündüm. Evet, benim de yorulduğum şeyler var.
Bazen çalıştığım konuda hiçbir kelime duymak bile istemiyorum. Ama harikaydı söylediğiniz şeyler. Cümle aralarında bir şey dikkatimi çekti. Fikir olarak söyleyebilirim. İşitme engellilere çevredeki sesleri dinleyerek yazılı olarak hemen onlara bir şeyler ileten bir şeyden söz ettiniz. Detaylarını bilemeyeceğim. Bu evet. Görme engelliler için de geçerli olabilir. Onlar gerçi çevreyi dinleyerek birçok şeyi gayet iyi algılıyorlar diye düşünüyorum belki ama ekstra bir destek. Yani çevreyi dinleyerek aynı zamanda konuşarak görme engelliyle sanki bir arkadaşmış gibi birlikte yürüyen birisiymiş gibi veya diğer engel sınıfındaki insanlara sürekli destek olan bir asistan geliştirilebilir belki. Cazip. Sadece paylaşmak istedim. Bu tabii bizim grubun işi değil. Buradaki insanların işi değil. Ama bu fikir belki bir kenarda kalsın. İleride değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Değerli bir öneri. Benzer girişimler var zaten. Yani böyle sesli eşlik eden asistanlar. Özellikle görme engelleri için geliştirilmiş durumda. Ama dediğiniz gibi yani aynı noktaya geliyoruz. O kaldırım rampası metaforu. Evet. Yani tek bir topluluk için geliştirilen bir aslında uygulama. Dediğiniz gibi işitme engelleri için yapılmış öncelikle. Görme engellere de katkı sağlayabilir. Google'ın bir uygulamasıdır o. Live Transcribe. Canlı altyazıya çevirme fikriyle başlayıp böyle yeni yetenekler kazandı. Şimdi artık hem Apple'ın hem Android işletim sistemlerinde, telefonda zaten bu yetenekler var. Dolayısıyla bu bizi sevindiren bir şey. Şey açısından da bu konu beni hiçbir zaman yormaz hocam. Genel olarak şu an yorgun gözüküyorsam bu çok yoğun bir haftaydı. Bugün hep Senato Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı. Sabahtan beri ekran başındayım. Biraz onun getirdiği bir yorgunluk var. Böyle gözüktüğüm için de size böyle bir şey aktardıysam da Rica ederim. Yani destek olmak hocam, için söylüyorum. Bir dekan olarak bize böyle bir lütuf yani bu. Böyle bir konuşmayı yapıyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz akşam saatleri. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla da yormayalım. Zaten sunumunuzu YouTube'a koyacağız izleyenler. Tamam, sunumu da paylaşmasına gerek yok. Zaten YouTube'dan tekrar izlerseniz sunumu bütün videoların içinde slaytları var. Tamam, özel belli içeriklere yönelik ilgi olursa hocam arkadaşlar benimle temasa geçsin. Mailinizi yazdınız zaten. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük keyif. Tamam. Dediğim gibi bu konu benim için çok özel. Ne zaman çağrılırsam koşarak gelirim. Bu vesileyle de sizlerle tanışma ve sohbet etme fırsatı da buldum. Sağ olun nazik davetiniz için. Sizi bir kere daha rahatsız edeceğiz. Artık o zamanki yoğunluğunuza göre yakında bir mail alabilirsiniz bizden. Çünkü 3-4 Aralık'ta bir erişilebilirlik hakkının Türkiye'de nasıl kullanıldığı ile ilgili bir sempozyum yapacağız. Bu sempozyumda da hocalarımıza özellikle bildiriler için yani çok yormadan belki 5-6 bildiri değerlendirebiliriz. Hakemlik desteği isteyeceğiz. Hakemlik desteği isteyeceğiz. Tabii hocam. Yani daha çok genç araştırmacılar, sizin de araştırmacılarınızı davet edeceğiz. Yani bu konuda çalışan bilim insanları, bu alandaki genç araştırmacılar aramıza daha çok katılsın. Amacımız bu. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli teşekkür hocamıza ederim. Ve katılan herkese. Teşekkürler hocam. Özellikle Sima'ya, Sima Seçkin'e. Ya evet, ona teşekkür ederim. Bugün bizimle olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Katılan herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.